Valideciğim. Ne oldu şehzadem? Ne kadar kaldı? Çok değil. Bir menzil sonra Hüma annene kavuşacaksın. Babamın verdiği güller. Bunca vakitte yoldayız ama hala büyümemişler. Güllerim neden açmıyor Şemsettin Efendi? Yoksa bir günah mı işledim? Çocukların günahı olmaz şehzadem. Ama her güzellik sabır ve dua ile olur. Hakka sığınanlar göğe bile yol yapar. Nasıl? Gerçekten göğe yol yapılır mı? Yapılır şehzadem. Yapılır tabii. Yeter ki ihlasla inan. Bak ben sana bir hikaye anlatayım şimdi. Tıpkı baban gibi vaktin birinde bir padişah iki oğluna birer gül fidanı vermiş. Demiş ki benim sizden muradım bu güllerin açtığını görmek. Oğulların büyüğü fidanları koymuş bir köşeye. Ne bir katre su ne bir hüzme güneş. Görmemiş filan. İlgi, alaka, sabır, sebat olmayınca öyle kurumuş kalmış filan. Hiç açmamış mı? Hiç açmamış şehzadem. Yine bir vakit geçmiş. Padişah oğullarına gülleri sormuş. Getirin diye emir buyurmuş. Büyük oğul solmuş fidanı getirip ahvali anlatmış. Padişah küçüğe dönmüş. Görmüş ki küçük oğlunun elinde kıpkırmızı, göz kamaştıran bir gül var. Padişah merak edip nasıl muvaffak olduğunu sorunca oğlu sabırla büyüttüm demiş. Her gün suladım, güneşe çıkardım, tatlı sözler söyledim. Sonra Allah'a sığındım demiş. Velhasılı kelam. Önce gayret, sonra hikmet. Şimdi de bakalım şehzadem, senin güllerin için ezber ettiğin güzel sözlerin var mı? Var tabii, validem ezberletti. Üç dalda bir gülüm var, dervişim keşkülüm var, şafaat ya Resulallah, benim bir müşkülüm var. İllahu şehzadem. İllahu.